Hayırlı günler değerli izleyenler. Yüce Rabbimiz kendisini Yüce Kitabımızda farklı isimleriyle bize tanıtıyor. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerine baktığımızda da Cenab-ı Allah'a ait farklı isimlere dair bilgiler olduğunu görürüz. Araf suresinin 180. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah güzel isimlere sahip olduğunu ve bu isimlerle kendisine dua etmemizi bize öğretiyor. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle O'na dua edin. 99 tane olduğuna dair rivayetler de bulunan, Cenab-ı Allah'a ait olan her bir ismin farklı bir anlamı, kıymeti ve değeri vardır. Sadece onlardan birkaç tanesini dikkatinize sunmak isterim. Mesela Şafi ismi, şifa bekleyen insanların hastane köşesinde, evinde iyileşmek için bir arayış içerisinde olan insanlar için en güzel dua vasıtalarından biri Cenab-ı Allah'ın Şafi ismi şerifini çekmesi, bolca tekrar edip söylemesidir. Mesela Hafiz ismi, koruyan, muhafaza eden ismi, farklı farklı sıkıntılardan kendimizin, evimizin, barkımızın, çoluğumuzun, çocuğumuzun, memleketimizin, yurdumuzun korunup muhafaza edilmesi için bu ismi şerifi bolca söyleyerek Cenab-ı Allah'tan yardım dilemek yapabileceğimiz dualardan biridir. Cenab-ı Allah Rezzak'tır. Rızık veren, bizi rızıklarla donatan hiç şüphesiz ki O'dur. Dolayısıyla rızka dair taleplerimizi dile getirirken bu isimle beraber yalvarıp yakarmak yine bu ayeti kerime çerçevesinde atacağımız adımlardan, yapacağımız eylemlerden bir tanesidir. Cenab-ı Allah Fettah'tır, açandır. Hayır kapılarını açması, iyilik ve güzelliklerle bizleri buluşturması için yapacağımız dualar arasına onun bu ismini almak ve katmak oldukça önemlidir. Cenab-ı Allah afuvdur, affedendir. Dolayısıyla af talep ederken, günahlarımızdan arınmayı isterken bunu tekrar tekrar söylemek, hani Kadir gecesinde Peygamberimizin yine Hazreti Ayşe validemize öğrettiği dualardan biridir malumunuz. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anne. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, kerem sahibisin. Beni de affeyle yakarışı bakınız Peygamber Efendimiz de duasında Cenab-ı Allah'ın güzel ismini katmak, almak suretiyle kendi cümlelerine duasını yapmış oluyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın güzel isimleriyle tanışmaya başlarız. Hani onun Rahim olduğu, Rahman olduğu, merhamet sahibi olduğu, esirgeyen olduğu, bağışlayan olduğu bize bildirilir. Ve yine biz Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Cenab-ı Allah'ın gafur olduğunu biliriz. Günahları affeden, bağışlayan, esirgeyen olduğunu biliriz. İşte bütün bu güzel isimleri dualarımızın içerisine katarak, kendi kırık cümlelerimiz arasına eklemek suretiyle dualarımızı daha da anlamlandırıp, yani Allah'ım biz seni, kuvvetini, kudretini, özelliğini, isimlerinle, vasıflarınla bilip kabul ediyor, iman ediyoruz ve bunlarla sana yalvarıyoruz dememiz, öyle ümit ediyoruz ki dualarımızın kabulünü kolaylaştıracaktır. Cenab-ı Allah'ın güzel isimlerini bolca anıp onlarla el açan insanlardan olabilmek temennisiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.